Serkan Toper, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Bir kapitülasyonlar benzetmesi yaptı Yunus Emre Bey ve Türkiye'ye kimse, Türkiye'den kimse söke söke bir şey alamaz dedi. Ne dersiniz bu tartışmaya, siz nasıl bakıyorsunuz? Ya Kübra Hanım, olay nasıl manipüle edilebilir? En açık örneğini sergiledi CHP'nin söylemleri ve Yunus Emre Bey'in söylemleri. Öncelikle konu ne? Kapitülasyon dediği yap işlet modelini işte sosyal medyada video dolaş. Yıllar önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da kaynak soruyorlar. Diyor ki sen böyle projelerden bahsediyorsun. Nasıl yapacaksın bunu dediklerinde diyor ki yap işlet devlet modeliyle yaparım. Bir de üstüne diyor garanti veririm diyor. Ya bugünkü modeli tarif ederek yatırımlar noktasında bunun kendi projesi olduğunu beyan eden açıklamalar var. Bugün gelinen noktada da bunu manipüle eden bu yaklaşımlar var. Şimdi bakınız. Hep şunu söyledim. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmiyor. Bu muhalefetin bolca söylediği bir söylem. Niçin Türkiye'ye gelmiyor? Türkiye'de hukuk devletinin eksikliği var. Türkiye'de demokrasi problemi var. Türkiye'de tek adam rejimi var. O yüzden yabancı yatırımcı Türkiye'ye yatırım yapmaz derler. Hukuk devletine atıf yapan muhalefet her nasıl olursa ki millet iradesine, demokrasiye en büyük müdahale olan darbeyle alakalı kontrollü darbedir. Hukuk devletiyle darbe mevzu olduğunda hiç darbe... Konuyu ne olur ana ekseninden saptırmayın. Oradan darbe tartışmasına gireriz. Darbe tartışmasına girmeyeceğim. Hukuk devleti yabancı yatırımcı niçin kaçara geleceğiz? Devamında yabancı yatırımcı Türkiye'de hukuk devleti yok, demokrasi yok diye gelmez diyorsun. Ama ben iktidara geldiğimde ahde vefa gereği devletin imzaladığı sözleşmenin hiçbir bedelini ödemem diyorsun. İşte tam da burada senin bu yaklaşımlarınla yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmekten korkar. Acaba Türkiye'de demokrasiye yine müdahale olur mu? Acaba ana muhalefet partisi lideri bu devletin imza altına aldığı, hükümetin imza altına aldığı projenin hak edişlerini ödemez mi? Ve burada Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki olur mu diyor. Devlette diyor devamlılık esastır diyor. Biz bunu diyor uluslararası tahkime götürdüğümüzde elbette ki Türkiye diyor bu sözleşme yükümlülüklerine bağlı kalacak. Ben gitsem de sen de bağlı kalacaksın çünkü adamların muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Diyorlar ki ya tahkim şartına ne gerek var? Şimdi şöyle düşünün, tahkimle alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu. Siz bir Fransız firması Türkiye'ye geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile aranızda bir hukuki ihtilaf olduğunda anayasa çok açık. Ne diyor? Türk yargısı kim adına karar verir? Türk milleti adına karar verir. Davanın tarafı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk milleti adına karar veren Türk mahkemelerinde yargılanması noktasında kişinin adil yargılanma ve tarafsız karar noktasında bir tereddüde düşüp bütün dünyada yatırımcılar, yabancı yatırımcılar uluslararası tahkim şartıyla sözleşme ve yatırım yaparlar. Bu dünyada vardır diyorsunuz. Ben başka bir şey sormak istiyorum size. Kılıçdaroğlu diyor ki bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar. Gayrimilliler bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyor. Tank palet fabrikasını söke söke Katarlılardan alıp şanlı ordumuza vereceğiz. Söke söke Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına götüreceğiz. 750 milyon doları alacağım, çiftçiye vereceğim. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na bir milliyetçilik eleştirisi var. Ne dersiniz? Yani günün kısa fıkrası gibi geldi bana. Çok objektif olarak nitelendireyim. Yani biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçiliğini, o Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuvayiye Milliye ruhunu nerede? Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da, Suriye'de, Karabağ'da hükümetin bu politikalara tam destek verirken görmek isterdik. Yine bir muhalif söylemle Süleyman Şah Türbesi. Yok, olmayan bir konu üzerinden tank palet fabrikası. Cidden bunlar samimi yaklaşımlar değil. Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in partisinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e yarışır bir şekilde bir Türk milliyetçisi olmasını çok arzu ederdik. Bundan da hiç gocunmayız. Çünkü bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştirilerimiz Cumhuriyet Halk Partisi daha kötü olsun diye yapılmış eleştiriler değil. Keşke daha milliyetçi olsalar. Keşke daha milli ve yerli politikalar güçseler. Kurucu değerlerine ve fikri namuslarına uygun hareket edebilseler. Biz bunu herkesten daha çok temenni ederdik. Bir vatandaş olarak özellikle ben. Peki. Ama gelinen noktada Kübra Hanım toparlayayım. Toparlamanızı isteyeceğim. Hep şunu söylüyorum, muhalefet yol gösterici olmalı. Bir halkta bir izleniminiz var. Cumhuriyet Halk Partisi bir proje ortaya koyamaz, proje üretemez. Siz tam da bunun üstüne kalkıyorsunuz. Yine bir projeye karşı inanılmaz bir blok oluşturmaya çalışıyorsunuz. Aynısını havalimanında yaptınız, aynısını köprülerde yaptınız. Ve millette referansınız eğer, belki iktidar kanadı Kanal İstanbul'u çok anlatma gereği duymadı. Cumhuriyet Halk Partisi sadece karşı çıkmak suretiyle millette evet Cumhuriyet Halk Partisi buna karşı çıkıyorsa bu da diğerleri gibi faydalı, yararlı bir proje olacaktır diye
Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu söylemlerini kendilerine referans yaptılar diye düşünüyorum. Peki birazdan bu